Selamlar hepinize. Worlds 2020'nin çeyrek finalleri oynandı. Bugün de çeyrek finallerin tamamını değerlendireceğiz. Ee, hemen ilk serimizle başlayalım. Damwon diğer serisiydi. İlk serimiz e, Kore finalinin bir rövanşı niteliğindeydi aslında ama rovanştan çok e, bir kopyası gibi oldu aslında seri. E, i̇lk maçla başlayalım. İlk maçta aslında beklendiğim, yani bir Kore maçı beklediğimiz kadar uzun sürdü ama e, Worlds'ün genel temasından biraz daha uzun süren daha sakin, daha kontrollü geçen bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Ama DragonX'in elindeki kompozisyonunun hiçbir savaş başlatma mekaniğinin olmaması, hiçbir kitle kontrolünün olmaması, biraz Danvon'un rahat oynamasına sebebiyet verdi diyebiliriz bu maçta. Çok fazla pozisyon var işte Berolun rakip orman içerisine dümdüz koştuğu, hiçbir yani her yere kafa attı ve hiçbir bedel ödemeden oralardan ayrıldığı veya işte Diyarxçin savaşamayacak veya savaşmaması gereken görevlerde savaştığı durumlar. işte bir tane ejder savaşı vardı galiba. 2 ya da üçüncü ejder olması lazım. Emin değilim ama yani DRX'in kompozisyonu şunu gerektiren bir kompozisyondu. Net şekilde. Her koridorun 2 iki ikilerinde kazanması gerekiyordu. Bu maç içerisinde. Fakat şöyle bir pozisyon yaşandı. Erken oyunda Deft bir pozisyon hatası yaptı. O pozisyon hatasını Beryl çok iyi değerlendirdi. Deft'in Sihir darbe üyeleri gitti. Alt koridor temposunu kaybettikten sonra dolu Caitlyn ikilesiyle. Canyon direkt olarak rakip ormanın içine koştu ve Piyoshi'yi darlamaya başladı. Bir de oradan e, Piyoshi'nin mavisini çaldığı zaman Canyon e, zaten bir kar topu yakalanmış oldu. Ve belki de DRX'in bu e, çok da sağlıklı olmayan oyun planı direkt çökmüş oldu. Ve Dammon biraz uzun da olsa ilk maçı sonunda 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada e, DRX'in Ufak tefek daha çok direnç gösterdiği bir maç olduğunu söyleyebiliriz ama yani Dammon'un harita kontrolü, makro becerileri, bir aradaki uyumları çok daha yüksek seviyede gözüküyor ve Dammon bu konuda yani bence diğer LCK takımların onları farklı yapan nokta da bu. Bir, rakiplerine çok iyi hazırlanıyorlar ki DRX'in zayıf yönlerine, güçlü yönlerine çok iyi hazırlanmışlar ve bunları engelleyebilecek şekilde çok doğru hamleler vardı. İkincisi hiç macera aramıyor Damwon. Yani işte bizim elimizde Nuguri var. Nuguri zaten Doran'ı yer diye ekstra kontra seçimlere falan gitmiyorlar. Ne iyiyse onu oynuyor Damwon. Çok önemli bir özellik bence. Ve bu bence diğer LCK takımlarından uzun süredir de hatta diğer LCK takımlarından ayıran nokta bu. Çünkü geçmişteki LCK takımlarında özellikle şöyle bir durum vardı. Hatta belki şu ankilerde de bunu görebiliriz. Hatta Koreli oyuncularla, koçlarla falan onların röportajlarını falan dinlediğiniz, onları tanıdığınızda biraz daha bu havayı da alırsınız. Biz kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynayalım. Zaten yeneriz. Havası var. Diğer takımlarda ki mesela birazdan g 2ye geldiğimizde de öveceğiz bu yönlerini. İşte e, Damwon'un şu anda bu özelliğini övüyoruz. Belki mesela fanatik test serisi hakkında da bunun mezarlarını söyleyebiliriz. Takımlar rakiplerine çok daha iyi hazırlanıyorlar ve Damwon da rakibine çok iyi hazırlanan bir takım. Ve rakip hazırlığının ne kadar önemli olduğunu bence bu hafta sonunda yani bu çeyrek final serilerinde oldukça fazla gördük. Rakip hazırlığı yapanla yapmayan arasındaki kıyaslamalarda. Damwon da bence bu işi çok iyi yapan takımlardan biri ve o yüzden bence diğer LCK takımlarının ayrılmalarının ana sebebi de bu. Kendi oyunumuzu oynayalım modunda değiller. Oyunda ne iyi bu. Bu rakip takım neleri yapamıyor, neleri iyi yapıyor? İyi yaptıklarını, engelleyelim yapamadıklarını iyice deşelim. Zaten kazanıyoruz. Farklı bir formülde oynuyorlar. O yüzden de bence başarıya ulaşıyorlar ve bu şekilde de ikinci maçta da aslında bu hareketlerle galibiyete uzanmayı başarlar. Üçüncü maç ama asıl en kolay kopan maçtı. Dammon yine hemen DRX yine e, sıfır kitle kontrolü, sıfır savaş başlangıçtı bu kompozisyonla oynadı. Yine koridora hakimiyetine yönelik bir maç oynuyorlardı. Aslında Chovy o istenilen koridor hakimiyetini belki erken aşamalarda aldı ama Sıfırda diğer taraflardan alamadılar. İşte Beryl çok daha aktif bir oyun geçirdi. Ghost daha çok maçın içerisine geldi. Ve bütün bunlar olduğu zaman yine Damwon kolayca bir galibiyet aldı. Ve 3-0 ile ilk seriyi kapatmayı başardı. Ve yarı finale yükselen ilk takımımız oldu. İkinci serimiz Tuning ve JD Gaming arasında geçti. İlk maç benim aslında serinin geçmesini beklediğim tarzda bir maçtı. Yani Tuning bir şeyleri iyi yapacak ama tecrübesizliklerinden dolayı ufak tefek hatalar yapacaklar ve bu hataları JD Gaming çok iyi değerlendirecek ve en nihayetinde JD kazanacak. Tam olarak bunu bekliyordum. İlk maçta da tam olarak beklediğim şekilde oldu. Yani bence bireysel olarak daha iyi performans gösteren tarafta Sünnik. Özellikle Angel ve Huan Fang bence çok çok iyi seriler geçirler ama ilk maçta da işte ufak tefek avantajlar alınıyor ama işte e, bin kontra seçime sahip olmasına rağmen Zoom çok daha iyi bir oyun geçirdi. İşte görevlere gidildi. Baron kaçırıldı. Baron'a girildiğinde iyi bir uygulama gelmedi JD gemikten ama en nihayetinde Suning tarafı avantajları almasına rağmen bazı ufak tefek basit hataları, tecrübesizlikten kaynaklı basit hataları yapacağı için JD'nin kazanacağını tahmin etmişim ki ilk başta tam olarak böyle oynan oldu zaten. Fakat ikinci maça geldiğimiz zaman bambaşka bir tablo gördük. İkinci maçta zaten biraz draftlar yer değiştirmiş gibiydi kendi içinde. Ki e, ikinci maçta hemen hemen her yerde üstünlük aldığını gördük. Özellikle alt koridordan ondan üstünlük artı SOFM'in de öne geçmesiyle birlikte hiçbir geri dönüş mekanizması kalmadı JD Gaming'i ve klasik bir LPL kar topu maçı izledik aslında. LPL'de bu maçlar bu maçın benzeri çok oluyor. de yapıyor, Toys'te yapıyor, JDG'de yapıyor, IG'de yapıyor. Erkenden bir kar yakalıyorlar. Bir koridordan jungle'da orayla beraber oynuyor. Onun avantajıyla birlikte her yere yayılıyor avantaj. Klasik bir snowball oyunu izledik ve seri bir geldi. Üçüncü maç bence e, en tuhaf başlayan maçlardan bir tanesiydi. Çünkü bu sefer JD Gaming'in iyi bir başlangıcı, iyi bir planı, iyi bir stratejik derinliği olan bir kompozisyonun aslında. Yani ne yapabileceği belli. Yapılacak şeyler de aslında Sunic kompozisyon tarafından cevap verilmesi zor olan şeylerdi. Fakat seviye 1'de bir olaylar oldu. Neler oldu neler? O seviye 1'de olay olan olaylardan sonra iki skorun bine gitmesi ki muhtemelen felaket bir senaryoydu. Koridora pırıltıyla gitti. Ve kaybetmesi gereken belki de kaybedeceği bir eşleşmede. Kontrol için bu sefer çünkü Zoom'un tarafındaydı. Seviye birden pırıltı aldığı için Gangplank tutulamaz bir hale geldi. Yani daha kötü başlayamazdı. Şöyle diyeyim size. İki skorun SOFM, Juan e, Fanga, Angel'a fark etmez. Kime giderse gitsin böyle bir e, baskı yaratılamazdı. Ama bine gittiği için seviye 1'de çıkan savaşta iki skor ki e, aslında seviye 1'de o kadar da güçsüz bir kompozisyon değil JD Gaming'in Fakat dağınıklardı. Ve gafil avlandılar. Güzel bir totem atmıştı. Yanılmıyorsam SOFM atmıştı o totemi oraya. O totem sayesinde aldığı avantajı zor da olsa aslında suyunu. Çünkü birkaç defa JD'nin maça döneceği nokta geldi. E, ufak tefek özellikle Sword ufak tefek intlemeleri, trollemeleri vardı ama buna rağmen bir şekilde maça tutunmayı e, yani JD Gaming maça tutunmasına rağmen Süning en nihayetinde aldığı avantajı büyütüp maçı galibiyete çevirmeyi başardı. Üçüncü maç e, bence tam tersi olabilecek bir maçtı. Yani maçın içerisinde olanlar hani Süning yap hataları o şekilde hataları yapsa ve JD Gaming bu şekilde maçı kazansa e, takımların isimlerine, takımların tecrübesine baktığımız zaman normal derdik. Ama yani şöyle sahneler oldu. JD Gaming maçı da olması gerektiğinden çok fazla öne geçti. Hiç geçmemesi kadar. Üst koridorda yine bir oyuncu farkı oluştu bireysel şekilde. Zoom yine üstünlük sağladı Bin'e karşı. yine Bin kontrol seçimdeydi burada. Ee, yani rahat edici sonradan seçen ve Renekton'u göre göre volü bir alan taraftı ki turnuvada daha önce gördük volü bir Ama Bin burada kendi bireysel hatalarından dolayı dayak yedi. Haritanın diğer yerlerinde işte Kanavi öne geçti. Ya onun ultilerinden bir şeyler çıkardılar. Sürekli öne geçirmeyi başardı. Fakat bunlar olurken sadece bir aradan ejder tırtıklıyordu S.O.F. A. Ve bu ejderleri tırtıklamaya devam etti. Fakat orta oyuna gelindiğinde çok ciddi bir üstünlük farkı vardı J.D. Gaming'in. Ama üst üste ve üst üste kötü savaşlar yaptılar. Sonrasında asıl en büyük hata bence 4. ejderde yapılandı. 4. ejder öncesinde mi daha öncesinde yakaladığı J.D. Gaming... Ve ultisini aldılar. SOFM canını da bayağı azalttılar. Ve SOFM orada izlerde savaşabilecek bir durumda değildi açıkçası. Zaten direkt gitti kamp falan aramaya başladı. Canımı doldurayım da hani mümkün ol be üstüme gitmem gerekmesin. Yoksa gidecek ve ruh noktasıydı o. Ama JD Gaming o noktada ejlere girmek yerine nedense ne akla hizmetse bilmiyorum. Bence e verilebilecek en kötü karardı. Bini kovalamaya karar verdiler. 5 kişi bini kovalamaya çalıştılar. Bini kesemediler yeterince hızlı bir şekilde. Sonra diğer taraftan Suning'in kalan oyuncuları kapattı pozisyonu. Ve oradan aldıkları skorlarla ruhu aldılar. Arıtanın kontrolü tamam oyunu kontrolünü aldılar. Ve maçı bu şekilde kapatmayı başardılar. Ee, bence hiç iyi bir seri değildi C.D. Gaming açısından. Aslında Suning açısından iki yönden bakmak lazım. Bir yönden çok iyi bir seriydi Suning açısından. Çünkü hem Angel hem de ciddi anlamda bireysel anlamda çok formda olduklarını zaten Angel grup aşamasından beri formundaydı. Huanfan grup aşamasında kutu maçları vardı ama playoff formunu yakaladığını ve çok üst seviye oyuncular olabileceklerini gösterdiler. SOFM de ilk maçta yokları oynuyor olmasına rağmen sonrasında seriye dönmeyi başardı. Gerçi dördüncü maçta da zorlanıyordu ama sonuçta seriye döndü. Negatif yönlere bakacak olursak suyunun açısından. Sword Art'ın kesinlikle intlemeyi kesmesi lazım. Çok fazla ölüyor Sword Art ın. ve amaçsız ölüşleri var Sword Art'ın. Gerçekten çok zarar verebilecek ölümler. Bunlar onun yarı final. İkinci nokta, Bin'in bu kadar counter pick odaklı yani Bin kazansın diye seçimler yapılıyorken Bin'in kaybetme lüksü yok. Sword Art Ha belki bu konuda e, işte 369'un e, biraz daha defansif eşleşmelerde daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz Zoom'dan. Zoom'a karşı biraz daha rahat edebilir e, hemen e, 369'a karşı biraz daha rahat edebilir belki bin ama. Burada da şöyle bir durum var. Topi Sports da 369'a counter pick yapmayı sevi seçiyor. Ve bunu yapıyorlar. Ve bunu yaptıklarında 369 çok rahat altından kalktığını gördü. Yani JDG gibi sürekli kör seçim almayacaklar üst koridorlarını. Bazen onlar da kontrol edecekler. Ve bin bu hamleleri yapıyorken açıkçası... Çok sağlıklı görmedim Suning'in durumunu. Evet bireysel performanslar, artı JD'nin hataları e, onlara çok büyük artılar sağladı. Ama bunların olmadığı bir günde çok zordu bence işleri. Ki Topi -E Sports'un da zor bir çeyrek finalden çıktığı için yarı finale daha çok asılacağını söylemek mümkün bence. Ama en, net, e, en nihayetinde 3-1 ile seriye geçmeyi başardı Suning ve topi -E, e, aslında Topi -E Sports'un değil kendi tarafının rakibi oldu ama Topi -E Sports'un sonrasında rakibi olacağını göreceğiz. Gelelim 3. serimize. Bence en yakın geçen ve yani en yakın geçmesini beklemediğimiz seriydi belki de. Topi -E Sport ve Fanatik arasındaki e serimiz. Mesela burada da Fanatik'in seri hazırlığının aslında ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü zayıf noktaları bulmuşlar. Topi eSports'un açılabilecek noktaları ne? Biz Topi eSports'a karşı bakmışlar. Demişler ki biz 369'a counter pick fırsatı vermeyelim. Alt koridoru zaten açabiliyoruz. 2-2'de bile açabiliriz burayı. Burayı açabiliriz. Çünkü Yuyanca gerçekten zayıf kalıyor. Yani turnu, şu çeyrek finallerde belki de en zayıf destek oyuncusu Yuyanca. Yuyanca zaten zayıf kalıyor. Biz alt koridoru açabiliriz. Artı bunları yaparken de mümkün olduğu kadar Karsa ile Knight'a bulaşmayalım. Çünkü bunlara bulaşmazsak ve Knight işlerin içine çok dahil olmazsa Topi Sports'un o sorunu yaşayan alt koridoru özellikle koridor aşamasında sorun yaşayan alt koridorunu cezalandırabiliriz demişler. Artı bir tane de güzel seçime saklama adaptasyonu gösterdiler Singed alarak Orn'a karşı. Ha Singed çok büyük iş mi yaptı maçta? Hayır ama en azından Orn'un rahat oynamasını engelledi. İkinci nokta bence mesela Fanatik bu maçta hani Rakan'a bu kadar rahat gitmese bence çok sağlıklı bir strateji değildi açıkçası. Ama bence şunu düşündüler. Jackie Love Ezreal oynuyor. Biz Leona ile Ezreal'ı zaten aşırı darlayamayız. O yüzden Rakan alalım demiş olabilir ama bu alırken karşıda Leona olmasa daha iyi olurdu bence onlar adına. Ama en nihayetinde fanatik tarafı doğru hazırlığı ve doğru planlamanın onlar adına nasıl bir büyük artı getirdiğini gördü. Tabii Jacky Love'ın da int maçına denk geldiği için. belki de hani Jacky Love'ın nişancı pozisyonu tüm zamanların en iyisi olamamasını sebep olacak şey aslında bu. Bazen gerçekten çok tuhaf maçlar alıyor Jacky ve o, bu da onlardan bir tanesiyle ve bir fanatik seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci maç Yine bir alt koridor açığı verildi. Bu sefer Topi Esports diğer taraflardan çok daha iyi götürüyordu maçı. Yani 369 çok öndeydi. Kars'a erken aşamalarda haritayı çok iyi oynamıştı aslında ve e, Jarvan oynuyor olmasına rağmen yani Kinder'de karşı defansif yani farmda geride kalacak bir şampiyon olmasına rağmen erken oyunda aslında geri düşmemişti. Knight haritada daha etkindi ama alt koridordan dümdüz yarık açıldı. Yani Yuyanca koşup koşup ölüyor. Koşup koşup ölüyor. Ve hiç olmadık pozisyonlarda ölüyor. Zaten en sonunda bir tane savaş var. Yuancan'ın o maçı yitlemeye geldiğini gösteriyor yani. Bir savaş çıkıyor. Savaş o kadar alakasız ki yani. Tam Kench hani bu kompozisyondaki yerine diye soracak olursanız. Eş ultisi yerine, Ornn ultisi yerine alacak, kaçıracak. Sonra devamında geri çekildiniz ya, ilk ultilerden kaçtınız ya. Daha sonrasında Gangplank, ve Gangplank Zarvan ve Sylas'la birlikte rakibin içine atlayacaksınız. Arkadan seni iyileştirecek ve kazanacaksınız savaşı. Bu kompozisyon stratejisi aslında bu olmalı. Fakat Yu gitmiş en önde onu yanına falan dillemeye çalışıyor. Böyle sağ sol yapıyor. Dil falan atmaya çalışıyor. En önde ne alakası var bilmiyorum bunun. Bayağı yanlış bir maç oynadı Yu Tabii ki sadece Yu yı yıkmamak lazım ama ya bu maç harbiden Yu yıkılacak gibiydi. Ara ara böyle ufak tefek Karsa'dan dolayı Karsa'da playmaking ile ekstra bir şeyler falan çıkardılar ama e, hiç maçın içine giremediler. İlk maçtan daha kötü bir maçtı bence TES adına ve 2-0 öne geçti Fanatik ve çok önemli bir noktaya getirdiler. Galibiyet noktasına getirdiler. Üçüncü maç bence bir draft problemiydi. Yani bu seneye bence fanatik çok iyi hazırlanmıştı ama bu üçüncü maçta bence draftta zorlanlar. Bir, test iyi bir adaptasyon gösterdi. Karma seçimine gittiler. Onlar adına önemli bir seçimdi Karma. Bence çok da doğru bir adaptasyon. Fakat Fnatic'in bir kazik seçimi var. Konuyla hiç alakası yok şampiyon. Yani şimdi bakıyorum kompozisyona. Fanatik'e. Fanatik'in Sert savaş başlangıcı var. Ornu var, Rakan'ı var. Takım savaşı yapabilecek kadar kitle kontrolü var. Ornu Rakan Velkoz'dan geliyor. Arkadan gelebilecek e, hasarları var. Yani e, topçu atışı yapabilir Velkoz Rejin. Arkadan takip de edebilirler. E, kuşatma yapabilir bu kompozisyon. Neyi eksik bu kompozisyon? Kompozisyon ayıklaması yok. Ayıklayamıyorlar kimse. Yani Raka'nın ve Orun'un ultra defansif oynaması lazım ayıklayabilmek için. O zaman da şu devreye giriyor. Eğer bu iki şampiyon ayıklamaya oynarlarsa Ezreal, Karma, Orianna üçlüsü önüne kata kata kese kese gelirler abi. Velkoz bile tutamaz onları. Ha koridor aşaması süper oynandı mı? Hayır. Çok ciddi hatalar vardı fanatikler. Ama bir yani Kazix'in kompozisyonuna hiç zerre alakası yok. İkincisi o pozisyonda zerre alakası olmamasının yanı sıra selfmade de koridorlardan o kadar bir şey alamadılar ki çünkü doğru adaptasyon geldi testten. Yani Orna karşı Sion'la gittiler. Sion kazandı koridorunu. Tamam. Alt koridora Karma ile gittiler. Karma kazandı koridoru. Tamam. İki koridor gitti. Orta koridorda Nemesis alması gereken üstünlüğü yeterince erken seviyelerden alamadığı için Selfmade'in her yeri çöktü. Bütün koridorlar çöktü. Bütün koridorlar çöktüğü için Selfmade ekstra bir şeyler aramaya çalıştı. Ama bu ekstra aradıkları şeylerin içinde de hiçbirinde bir şey bulamayınca çünkü o kadar da kolay değil. Ya Ezreal'ı kesmek kolay değil. Zaten buzdağınla oynuyor. İşte defansif eşyalar var. Artı mobil bir şampiyon. E, Karma ve Orianna'nın düzenli kalkanları var. Bir şeyler çıkarmaya çalıştı Serp Bey. Çünkü elindeki şampiyonda bir şey bulmanız lazım. Bulamadığı için de sorun yaşadı ve fanatik bence draft mağlubiyeti aldı. Ve 2-1 e, geri aslında seriye dönmeyi başardı Topi Esports tarafı. Dördüncü maç Belki de Fanatik'in kazanabileceği ve kazanma noktasına getirmiş olduğu maç aynı zamanda günün maçı incelemesinde de yapmıştık bunu, ee, bu maçı incelemiştik. Fakat bu maçta şöyle bazı problemler yaşadı ben, bence Fanatik tarafı. Bir eşya tercihleri onların canını çok yaktı. Yani Sion'u kesemediler bir türlü erken seviyelerde, orta oyunda. İkincisi Nemesiz haritayı oynamak için o kadar geri düştü ki ve aynı zamanda Knight de bir şeyler aldığı için. Biz tabi turnuvada çok fazla seçilmediği için, ben, ben daha fazla seçilmesini bekliyordum ama çok fazla seçilmediği için kuvvetimi unutuyoruz Jayce'in ama. Jayce inanılmaz kuvvetli bir orta oyun şampiyonu. Ve bu kadar önde gittiği zaman yani üzerindeki eşyalar son skor tablosuna bakıyorsunuz ama son skor tablosundan yani dakika 26'da bitmiş bu maç. Dakika 23-24 civarında da böyleydi zaten bu adamın. Aldı bunları ve bitirdi. İnanılmaz kuvvetliydi Jayce. Artı nidelenin de çok skor almış olması. Orada çok iyi bir noktada tuttu ve Topi Sports orta oyundaki hamlesiyle e, seriye de maça da dönmeyi başardı ve 2-2'ye getirdi. Son maç 5. E, maçımız belki de yani bireysel anlamda en çok fark yaratılan maçtı. İki tane pozisyon var. Bence çok kilit noktalar, kilit pozisyonlar onlar. Bir tanesi Karsa'nın mavi taraftaki ormanı da temizledikten sonra, üç kampını kestikten sonra farklı bir rotaya gidip orta koridora baskınıydı ki Nemesis beklemedi ki çoğu oyuncu beklemiyor. Aslında zaten 2020'nin hani 10.8 yamasında değişen bazı şeyler vardı ki zaten bunlarla alakalı başka bir videoda yapacağım. Orada tekrardan bunları bahsedeceğiz ama ormancılar neredeyse hiç baskın atmıyorlar. Bu maçta karşı atmaya karar verdi. O yüzden o koridorlar da o kadar alışık ki Ormancılar'ın baskın atmasına. Çünkü word değil. Yani oturup kastığınız zaman daha çok öne geçiyorsun baskın atmaktan. Beklemiyordu Nemesis de bu pozisyon. Karsa'nın o attığı baskından sonra Knight ciddi anlamda bir tempo kazandı. Artı yanına Karsa ve Knight'in beraber gezmeye başlaması da Gragas TF'e karşı Lee Sin, Sylas'a Lee Sin, Silas %99 kazanır o 2-2'yi. Çok daha dayanıklılar. Artı benzer oranda CC'ye sahipler. Daha çok Anlık kasara sahip self-made sayesinde ama Nemesis'in Anlık hasarı az. Ciddi anlamda zorlanlar ve bu sefer ilk kez o Raka'nın da cezalandırıldığını gördük koridor aşamasında. Yuyanca çok daha güvenli oynadı. Çok daha özgüvenli, çok daha ne yapmak istediğini bilerek oynadı. Ve Fanatik aslında çok da iyi hazırlandığı bir seride bence benzini yetmedi. Belki dördüncü maçı kazanabilecek noktaya gelmişlerdi. Belki daha doğru eşyalar seçseler, orta oyunda doğa doğru savaşlar seçseler daha iyi olabilirdi onlar adına. Ama iyi hazırlık tebrik etmek lazım. Ben çok iyi buldum Fnatic'i. ama neticede Topi e Sport kazandı ve yarı finalde Suning'in rakip olmaya hak kazandı. Son serimiz Gen.G ve G2 Esports arasındaydı. Burada da G2'nun ne kadar iyi bir seri hazırlığı olduğunu gördük. Her maç seviye 1'de sıçra aldılar abi. Sürekli level 1'de sıçra gidiyor Gen.G tarafından birilerine. Hep de farklı bir yerlerden gidiyor. İlk maçta Gen.G'nin ve G2'nun aslında çok alışık oldukları bir tarzda kompozisyonları vardı. Belki işte G2 adına Nidalee onların çok alışık olduğu bir şey değildi ama Jankos aslında hiç Nidalee oynamamış bir adam değil. Bu yıl oynamadı evet bu yıl hiç oynamıyordu ama geçmişte zaten ilk Nidalee ormanı oynayan oyunculardan bir tanesiydi. G2'nun klasik bir üst tarafta Camille, Twisted Fate, Nidalee üçlüsü var. İki ekileri iki, güçlü baskın atabiliyorlar. Twisted Fate Camille'in yanına gittiği zaman çok etkili oluyor işte Nidalee ile beraber oynayabiliyorlar. Baskınları var. Baskın hazırlayabiliyorlar. Her şeyleri var bu üçte. Kalan taraf zaten e, Mickey X ve Percy e, Pantheon oynuyorlardı. Aslında Cenci seçim yasaklığında da fena olmayan bir cevap verdi. Tarik aldılar Pantheon'u. Şu koridor aşamasında çok da etkili olamadı. Ama Kalista Tarikle baskı kurmak istiyorsunuz Tamam okey. Yanda Lilia var onunla takım savaşı yapmak istiyorsunuz. Okey. Aynı zamanda e, işte Kalista'nın erken oyuna baskın Baskı noktası olmasını istiyorsunuz. Baskı kurmasını istiyorsunuz ama azir var biraz zaman kazanın takılalım diyen. Yani biraz uyumsuz bir kompozisyonu vardı. Artı hiç doğrudur savaş başlatma mekanikleri de olmadığı için. Ve G2 orta oyunda daha doğru kararları verdiği için yine G2 üstünlüğü aldı ve bir 0 öne geçti seriyle. Serinin ikinci karşılaşmasında bu sefer aynı üst koridor üçlüsünü aldı. Ve yine benzer bir alt koridor. Yani baskılı olabilecek bir alt koridor. G2 tarafı buna bence Kağıt üzerinde iyi cevaplar verdi. Yani Shen ve Sayris'i oynuyor. Özellikle Shen, Twisted Fate'in kurabileceği baskıya iyi bir cevaptı bence. Ama ne olursa olsun G2'nun yaptığı şeyi, kurduğu kompozisyonu uygulamak zordu. Çünkü Shen'e gidecek bir baskında. Yani Twisted Fate ultiyi açtı. Shen'in üstüne gitti. Shen'e bir 3 man dive attılar. Shen biraz geri düşürdük. Daha ondan sonra Camille'i tutamazsınız. Bunun olması gerekiyordu. Bu da günün maçı incelemesini aldığım maçlar. Fakat hiç bu olmadı ki maçın içerisinde. Cenci sürekli bir 5'e 5 beş kovalıyor. Shen nerede? g onun tersinde ama Genjo'nun tersinde savaş yapmaya çalışıyor. Sürekli Shen geliyor. Shen Kamil'den önce geliyor haliyle. Çünkü Kamil koşarak gelmeye çalışıyor o savaşlara. Shen Kamil'den önce geliyor. Kazanıyor g Yani g bu kompozisyonda savaş başlatamaması gerekiyordu ama Cence o kadar fazla hediye etti ki başlatılan savaşları. Çok bedava bir maç oynadı aslında g Ve e, ee, Gendry'in atalarına da çok iyi istifade ettiler. Caps de acayip bir seri oynuyor zaten. ilk maçı da çok iyi oynamıştı. İkinci maçta da iyice dümdüz etti. Ve 2-0 öne geçti G2 tarafı. Üçüncü maç e, yani kağıt üzerinde evet kontraları buldular. Ama uyumlu konusu çok ciddi problemler olan bir kompozisyonu vardı. Yani Ezreal tam kenç oynuyorsunuz. Tamam ruler rahat etsin. Koridorda daha defansif kalalım. Okey. Ruler'ın alacağı üstünlüğe güveniyorsunuz. Tamam. Zine karşısına salacak bilmiyorum ama. Yani hadi oyuncunuza güvendiniz tamam. Divisted Fate'iniz var hadi o da genel geçer her şey uygun. E Volibear aldılar yanına. Volibear Renekton'u dövsün diye aldılar ama bu kompozisyonu yeterli ayıklamasını sağlar mı? Bence sağlamaz açıkçası Volibear. Volibear tek başına ayıklamayı e, çözebilen bir şampiyon değil. Çünkü adamların geçmesini engelleyemiyor. Yani Silas'ı engellesen Renekton geçecek yanından. Rakan'ı durdursan Sylas geçecek yanından. Yani hangi birini durduracak? Normal bir kafa kafaya takım savaşında ben Cenci'nin bu kompozisyonda savaş kazanma ihtimalini görmüyordum. Çünkü evet düzenli hasarları var Ezreal'la. Fakat anlık hasarları yok. Doğru dürüst kitle kontrolleri yok. Ayıklama becerileri yok. Zaten savaş başlatamıyorlar. O yüzden kafa kafaya herhangi bir savaşı kazanacağını düşünüyordum ben. G2'nun. Nitekim de öyle oldu aslında. Çoğu savaşı kafa kafaya kazandı G2 tarafı. Sadece bir tane pozisyon var. çok iyi hayatta tuttular. Takım arkadaşlarını Cenci tarafı. Ve ee, Rascal rakip takımın içinde çok rahat dolaştı Orada bir tane savaş kaybetti ee, G2 tarafı ama onun dışında Yani hiç savaşamadığı için sürekli Adım adım geri düştüler Ha bir de maçta bazı pozisyonlar var ki Yani beni ultra tilt eden Yani şöyle bir pozisyon var Sahne var BDD sarı kart çekiyor Galiba Caps'in ya yani orada bir Caps var Birileri var orada düşman onların üzerine koşuyor o sarı kartı atmak için ama hiçbir anlamı yok yani. Atsa olacak atmasa olacak. Uzakta çünkü takım arkadaşları da uzakta. Onu atmaya doğru koşuyor. Sonra gidiyor. Tutturamıyor onu. Gidiyor orada kuşatma minyonunu atıyor sarı kartı. Rakan yakalıyor onu. E, Rakan direkt havaya sıçratıyor. Rakan yakaladığı için tam kez TF'i kurtarmaya geliyor. Sonra da Clint diyor ki BDD öyle salakça bir hamle yaptı ve intiledi ki ben daha üstüne çıkarım. Ben daha iyiyim diyor bu konuda. Rakip takımın içine atlayıp ulti atıp ölüyor. Sahne bu. İnanılır gibi değil yani. Şu pozisyonu gördükten sonra hakikaten normal bir şekilde değerlendiremezsiniz seriyi. Ben inanılmaz tilt oldum o pozisyonu izlerken. Ya g da muhtemelen gülmeye falan başladı. Aa, ne yapıyorlar falan bunlar diye. Hakikaten çok komik ve saçma bir pozisyondu. Ama Cancin'in hiç iyi gelmediğini söylemek lazım. Ve bence mesela o Korelilerin seri hazırlığının zayıf olması noktasında bence Cancin'i de bunu gösterdi. Her maçta sıfır aş abi level'da. G2'nun oyun stilini biliyorsunuz. G2'nun güçlü yönleri nedir? G2'nun zayıf yönleri nedir? Biliyorsunuz aslında. G2 çok iyi bir koridor takımı değil. Koridor aşamasında geri düşen bir takım. G2 bazen koridor aşamasında daha da geri düşmeyi kabul edip rotasyonlara yönelen bir takım. Son maç oldu işte. Life mesela ışınlarını bozmaya gidiyor. Alt koridorların geri dönüşünü bozmaya gidiyor. Çok açılıyor pozisyonlar. Arkasında totem var. Silas kendi koridorunu bırakıp bir milyon lagası geri düşmeyi kabul edip alt koridora ışınlanıp girip orada kill alıyor. Caps. Ya bunları biliyor olması lazım Cenci'nin. Çünkü bu ilk kez olan bir şey değil ki. G2 ilk kez bu oyunu oynamadı. G2'nun yaptıklarına hazırlıklı olması gerekiyordu Cenci'nin ama hiç iyi hazırlanmamışlar seriye. Ve G2 bence kolay bir şekilde yani, diğer yani DRX seris serisi kadar kolay değildi belki ama görece kolay bir şekilde e, galibiyetle ayrılmayı başardı ve onlar da yarı finalde Danvon'un rakibi oldular. Çeyrek finallerin değerlendirmesini tamamladık. Yarı finaller hakkındaki öngörülerimi, tahminleri, o serinin nasıl gideceği hakkındaki tahminlerimi ayrı bir videoda yapacağım. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.